Ören Hanım Kirme kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere güzel mi güzel, kolay mı kolay bir lif modelini anlatımını yapacağım. Hanımlar, lifimiz çilek lif modeli olacak. Yalnız kırmızıyla değil, pembe olacak çilek rengimiz. Pembe, yeşil, bir de beyaz kullanmak istedim. Tığım bu şekilde göstereyim. 2 numara 1.75 milim. Ve hemen yapılışına geçiyorum. Liflerim ise bu arada bonbon kullanıyorum. Bonbon marka iki katlı lif iplerinden kullanıyorum. Lafı uzatmadan hemen lifimizin yapılışına geçelim. Hanımlar, ipimi bu şekilde parmağıma doluyorum. Şuradan kaplıyorum. Bakın bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincirimi yaptım. İlk yaptığım zincire batarak iki ucunu kapattım. Bu şekilde ipimi uzatıyorum. Burada bir tane fıstık yapalım. Fıstığımı kapatıyorum. Arasına zincir yapmadan tekrar bir tane daha fıstık. Yine fıstığımı kapattım. Aynı şekilde hanımlar, fıstıklarımızı 8'e tamamlayalım. Altı tane fıstık yaptım. İki tane daha yapalım. Hanımlar, toplamda 8 tane fıstık dolgusu yaptım buraya. Bir zincir yaparak ilk yaptığım fıstığımın tepesine batarak kaydırma tekniği ile kaydırıyorum. Şuraya atarak burada da kaydırıyorum. Tekrar ipimi uzattım. Buraya 1. Kapatıyorum. Hemen yanına 1. Toplamda 2 tane fıstık dolgusu yaptım. Araya hiç zincir çekmeden hemen yan yuvaya bir tane fıstık dolgusu yaptım. Kapatıyorum. Bir ileriye bir tane daha fıstık dolgusu yaptım. Tekrar kapattım. Araya dediğim gibi hiç zincir çekmeden bir ileriye bir tane daha fıstık dolgusu yaptım. Toplamda bir çift 3 tekli fıstığımı yaptım. Şimdi şuraya bir ileriye tekrar çift fıstık dolgusu yapıyorum. Kapatıyorum, arasına bir zincir, aynı yuvanın içine bir tane daha fıstığımı yaptım. Tekrar kapatıyorum. Burada 3 tane yuvamız kaldı. Her birinin içine birer tane fıstık dolgusu yapıyorum. Hanımlar, yaklaştım. Gördüğünüz gibi kaydırma tekniği ile şuraya kaydım. Bakın bu şekilde yuvarlanıyor, bu arada toplanıyor. Yine
çift fıstığımızın üzerine kaydım. Bakın çiftin üzerindeyim. Çift fıstığın içine tekrardan çift fıstık yapalım. Bir fıstığımı yaptım, kapattım. Aynı yere batarak bir tane daha fıstığımı yaptım. Arasına hiç zincir çekmiyoruz. Bir ileriye bir tane daha fıstığımızı yaptık. Kapattım, bir ileriye bir fıstık daha. Tekrar kapattım. Bir ileriye. Hanımlar, aralara hiç zincir çekmiyoruz. Bu şekilde yanlarda çoğaltma yapıyoruz sadece. Bakın tekrar çift fıstığın üzerine geldim. İki yanda da çift fıstığımız oluşuyor zaten. Şimdi burada çift fıstığımın içine tekrardan çift fıstık dolgusu yapıyorum. Hanımlar, yine şuraya geldim, kaydırma tekniğiyle şuraya kaydım. Gördüğünüz gibi bakın bu şekilde oldu. Şimdi tekrar çiftin üzerine çift yapalım. Bir sıra daha beraber yapalım ama mantığımız hep aynı hanımlar. Şuraya çift yapıyorum. Bakın bir yaptım, arasına da bir zincir, hemen aynı yuvanın içine bir tane daha fıstık. Fıstıklarımız beşli fıstık dolgusu oluyor. Çiftimi yaptım şuraya. Bir tane fıstık dolgusu. Kapatıyorum. Hanımlar, kapattım. Şimdi burada ben beyaz ip kullanacağım. Tabii beyaz ip kullanmaya da bilirsiniz. Ben iki tane beyaz fıstık da yapacağım. Hanımlar, bu şekilde beyaz ipimi aldım. Bakın şöyle. Şuraya ipimi sabitledim. Hiç zincir çekmiyorum. Şurayı tutuyorum. Bakın pembeyi arada götürüyorum. Beyaz ipimle burada bir tane fıstığımı yapıyorum. Fıstığımı yaptım, kapattım. Şimdi beyaz ipimi bıraktım. Beyazı şimdi arada götürüyorum. Pembeyle devam ediyorum. Bakın bu şekilde pembeyle fıstık dolgusu yaptım. Tekrar şuraya beyazı alıyorum. Bir fıstık daha bir ileriye beyaz ipimle yapıyorum.
Pembeyi aldım, beyazı tekrar bıraktım. Hanımlar, lifimizin ön kısmı bu arada burası. Arkasına yapmayacağım. Beyaz ipimle dilerseniz aynı şekilde arkaya da yapabilirsiniz. Ya da arkaya da yapalım. Önü arkası farklı olmasın. Bu şekilde çiftin üzerine geldim. Burada yine çift fıstık dolgusu yaptım. Bakın çift fıstığımı yaptım. Şuraya tekrar bir tane fıstık dolgusu. Hemen çiftin yanındaki yuva bu arada. Buraya fıstığımı yaptım. Kapattım. Şimdi bakın bir tane çift yaptım. Bir fıstık. Bir fıstıktan sonra beyaz ipimi alıyorum. Diğer tarafta ne yaptıysak bu tarafta da aynısını yapalım. Dilerseniz dediğim gibi bu tarafta yapmaya da bilirsiniz. Burası arkaya gelecek. Şurayı kapattım. Tekrar pembe ipimi alıyorum. Tekrar beyazı alıyorum. Hanımlar, ipler bazen birbirine dolanabiliyor, sıkıntı olmuyor. Şimdi tekrar pembeyi alıyorum. Burada beyaz ipimle işim bitti. Birinci sıramızı bitirmiş olduk. Hanımlar, yine kaydırma tekniğiyle kayıyorum şuraya. Yine beyaz ipimi arada götürüyorum. Bakın burası çileğimizin ön kısmı oldu bu şekilde. Gittikçe çoğalma olacak. Bu bizim 1, 2, 3, 4. sıramız. Hanımlar, bu sırada beyaz ipimi kopardım. Şimdi bir sıra sade gideceğim. Düz renkle gideceğim. Aynı renginden. Yine çiftin. Bakın çiftin içine çift. Teklere ise tek fıstık dolgusu yaparak aynı mantıkla devam ediyorum. Herhangi farklı bir şey yapmıyorum. Teklere tek, çifte çift bu şekilde devam ediyorum. Hanımlar, bu şekilde devam edip çiftimizin, yani şuraya kadar gelelim, burada tekrar çiftimiz var, onun içine de çift fıstık dolgusu yaparak sıramızın sonuna kadar gelelim. Hanımlar, bu şekilde çiftin hemen yanına geldim, sıramız sonuna. Şuraya kaydım, yine gördüğünüz gibi tekrar çiftin üzerine kaydım. Şu anda 1 2 3 4 5. sıramızdayız. Buraya yine çift. Hanımlar, lifimiz bitene kadar, yani pembe ipimiz bitene kadar kenarlara çift olan yere çift, tek olanlara tek yapıyoruz. 15 sıraya kadar bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Sıramız bittikten sonra işlemimiz değişecek. Şimdi yine burada çiftin üzerine çift yaptım. Buraya tekli fıstık. Yine ben burada beyaz ipimi alıyorum hanımlar.
Bir tane fıstığımı yaptım. Hemen beyaz ipime geçiyorum. Dediğim gibi siz dilerseniz beyaz ip kullanmazsınız. Kesinlikle o size kalmış bir şey. Şöyle beyaz ipimi alıyorum. Bu şekilde beyazımı aldım. Şuraya bir ileriye bir tane fıstık. Biraz benim beyaz ipim ince olduğu için fazla fıstık dolgusu yapıyorum. Fıstığımı yaptım, kapattım. Gördüğünüz gibi. Şimdi pembe ipimi aldım. Bir tane yaptım gördüğünüz gibi. Şuraya bir tane de pembe yapıyorum. Her sırada bir tane beyazımız artacak. Şimdi pembe ipimi bıraktım. Beyazı tekrar alıyorum. Bir pembe, bir beyaz olarak devam ediyoruz. Tekrar kapattım. Yine burada ipimi alıyorum. Şuraya bir tane. Hanımlar bir tane daha beyaz yapıyoruz. Şimdi bu taraftaki beyazımız bitti hanımlar. Aynı şekilde diğer tarafa da yapalım. Şimdi beyazı yine arada götürüyorum. Buraya bir fıstık. Kapatıyorum. Hanımlar çift fıstığımın içine batarak burada çift fıstık yapıyorum. Şuraya tek. Burada beyaz ipimi alıyorum. Bir beyaz, bir pembe yaparak sıramın sonuna kadar geliyorum. Aynı ön tarafta yaptığımız gibi hanımlar. Bakın burası bizim ön tarafımız. Arkayı da aynı şekilde yapıp gelelim. Hanımlar tekrar sıramı bitirdim. Bakın yine çiftin üzerine kayalım. Kaydırma tekniğiyle kaydım. Aynı şekilde gördüğünüz gibi hem ön taraf hem de arkası aynı oldu. Şimdi yine buraya çift fıstığımızı yapalım. Bir sıra beyaz ipimiz olmadan devam edelim. Sadece pembeyle buraya yine çift fıstık. Diğerlerini tek fıstık.
Hanımlar, yine çiftin üzerine geldim. Buradaki çiftin içine de çift fıstık dolgusu. Bu şekilde bu tarafa gelene kadar devam edelim. Aynı şekilde kalanlara tekli fıstık dolgusu yapıp bitirelim bu sırayı. Hanımlar, bu sırayı da bitirdim. Bu sıramızda da beyaz ipimizi kullanacağız. Yine aynı şekil çiftin içine çift fıstık dolgusu. Bir yaptım, kapattım. Şuraya bir tane daha. Tekrar kapattım. Bir tane fıstık. Kapattım. Buradan beyaz ipimi alıyorum. Şöyle. Beyaz ipimi aldım. Buraya beyaz ipimle bir fıstık dolgusu. Kapattım. Şurayı da çekelim hanımlar. Burada çünkü birazcık gevşeklik oldu. Yine pembeyi alıyorum. Şu tarafı, bakın, iç çileğimin içine koydum uzun tarafını. Pembe ipimi aldım buraya. Beyazları arada götürüyorum. Yine bir tane pembe, bir tane beyaz fıstık yaparak çift fıstığımıza kadar devam edelim. Burada yine beyaz ipimi aldım. Biraz beyaz pembe alırken birazcık zorlanıyoruz hanımlar. Hanımlar, bu sırayı da bu şekilde devam edelim. Sıramızın sonuna kadar gelelim. Bir pembe, bir beyaz yaparak çiftin üzerine çift, diğer kalanlara tekli fıstık yaparak sıramızı bitirelim. Hanımlar, sıramın sonuna kadar geldim. Bu sırada da yine tek renk ip kullanıyoruz. Beyazımızı hiç kullanmıyoruz. Yine çiftin üzerine çift. Teklilere tek. Hanımlar, bu şekilde devam ediyoruz. Yine şuraya kadar gelene kadar, sıranın sonuna. Yine bu taraftaki çiftin üzerine de çift yapıyoruz. Devam edelim, bu sırayı da bitirip gelelim. Hanımlar, yine sıramın sonuna geldim. O sırayı da bitirdim. Bu sıramızda yine beyaz kullanacağız. Bu seferki sıramızda beyaz kullanıp beyazı tamamen işini bitiriyoruz. Şimdi buraya yine çift fıstık dolgusu yapalım. Çift fıstık dolgumu yaptım. Bir ileriye bir fıstık. Fıstığımı yaptım. Kapattım. Burada beyaz ipimi alıyorum. Diğer sıralarda yaptığımız gibi. Bu şekilde aldım. Şuraya bir tane fıstık.
Kapatıyorum. Hanımlar, mantığımız aynı. Bir beyaz, bir pembe fıstığımızı yaparak yine sıramızın sonuna kadar gelelim. Bu şekilde devam edelim. Bu sırayı da bitirip gelelim. Hanımlar, bu şekilde bu sırayı da yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sıramız oldu. Şimdi beyaz ipimizle işimiz şimdilik bitti. Kalan sıraları tek renkle yapalım. 5 sıra daha yapalım. Toplamda 15 sıraya tamamlayalım. Hanımlar, mantığımız hep aynı. Şurada bakın, çift fıstığın içine çift, teklere tek yaparak 5 sıra daha yapıp gelelim. Hanımlar, bu şekilde 15 sırayı tamamladım. Gördüğünüz gibi şuradan sayarsak yan taraftan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 sıramızı tamamladık. Şimdi burada işlemimiz değişiyor. Buraya bir fıstık, çiftin içine bir fıstık. Kapattım. Hemen bir ileriye bir fıstık, kapattım, bir ileriye bir fıstık, kapattım. Hanımlar, burada 3 tane fıstığımı yapsın. İpimi değiştiriyorum. Yani ip değiştiriyorum derken farklı İpimi takıyorum. Diğerini koparmıyorum tabii ki. Şuraya yeşil ipimi sabitledim. Bir ileriye bir tane yeşil fıstık yapalım. Fıstığımı kapattım. Bu ipimi bu şekilde arada götürüyorum. Sıramız bitene kadar, çünkü ipimizden devam edeceğiz. Pembe ipimi aldım. Hemen bir ileriye bir, fıstığımı kapattım. 3 tane daha pembe fıstığımızı yapalım. Hanımlar, bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Bakın, 3 tane pembe, bir tane yeşil yaparak sıramızı tamamlayalım. Bu şekilde sıramı tamamlayıp geliyorum. Hanımlar, bu sırayı bu şekilde yaptım. Bir tane yeşil, 3 tane ise pembe yaparak sıranın sonuna kadar geldim. Burası bizim sıramızın başı. Şimdi eksiltmeye başlıyoruz. Bakın, şuradan pembe ipimi alıyorum. Bakın, bir geriye, gerideki yuvanın içine batarak, bakın, gerideki yuvanın içine
Batarak burada bir tane fıstık dolgusu yapıyorum. Bir ileriye bir fıstık. Burayı tek seferde kapattım. Şimdi bir ileriye bir fıstık. Burayı kapattım. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Şimdi yeşil ipimi alıyorum. Hemen yeşilin yanındaki soğandaki yuvanın içine yeşil fıstığımı yapıyorum. Kapatıyorum. Solundaki yuvanın içine tekrar yeşil ipimle burada bir tane daha fıstığımı yapıyorum. Bu şekilde kapattım. Gördüğünüz gibi burada iki tane fıstığımı yaptım. Şimdi pembeye geçiyorum. Şuraya bir. Her sırada hanımlar pembeler azalıyor, yeşiller çoğalıyor. Bunu da söylemek istiyorum. Buraya bir pembe. Bakın bir ileriye bir pembe. Şuraya. Bu şekilde kapattım. Burada pembeyi bırakıyorum. İki tane pembe fıstığımı yaptım. Yine yeşil ipime geçtim. Hemen yeşilin sağına bir fıstık. Kapatıyorum. Soluna bir fıstık. Bu şekilde kapattım. Tekrar pembeye geçiyorum. Burada yine pembe ipimi alıyorum. Hanımlar iki tane. Bu sırada da kafanız karışmasın diye söylüyorum. İki tane pembe, iki tane yeşil fıstık yaparak sıramızın sonuna kadar devam ediyoruz. Hanımlar bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. İki tane yeşil, iki tane pembe yaparak sıramızın sonuna kadar gelelim. Hanımlar bu sıramı bu şekilde bitirdim. Şimdi bir sıra daha yapalım. Aynı şekilde şimdi yine bakın şuraya geriye bir tane fıstık ileriye bir tane fıstık. İkisini bu şekilde kapattım. Sadece bu işlemi burada tek yapıyorum. Hanımlar kafanız karışmasın. Şimdi bir tane pembe, üç tane yeşil yaparak sıramızı devam edelim. Bakın bir tane pembemi yaptım, kapattım. Gördüğünüz gibi. Şimdi 3 tane yeşilimizi yapalım.
3 tane yeşilimi yaptım. Burada pembe ipimi alıyorum. Tekrar şuraya bir tane pembe. Kapatıyorum. Tekrar yeşili aldım. Hanımlar 3 yeşil, 1 pembe. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar devam edelim. Hanımlar bu sırayı da bu şekilde yapıp gelelim. Bakın 3 tane yeşil, 1 tane pembe yaparak devam edelim. Hanımlar bu sırayı da tamamladım. Şimdi buradan pembe ipimi koparıyorum. Pembe işimle tamamen işim bitti bu arada. Şimdi yeşilimle devam ediyorum. Yine aynı şekilde burada eksiltmeye devam ediyoruz. Şuraya atıyorum. Bir geriye. Bir ileriye. İkisini bir kapattım. Bu sırayı da yeşil olarak devam edelim. Her bir yuvanın içine bir tane fıstığımızı yapalım. Hanımlar bu şekilde devam ederek yine sıramızın sonuna gelip devam edelim. Hanımlar sıramın sonuna bakın yaklaştım. Burayı beraber yapalım. Burada bir fıstık. Kapatıyorum. Şuraya bir. Kapattım. Şuraya da yapıyorum hanımlar. Diğer sıralarda göstermeyi unuttum. Bakın şuraya da bir fıstık. Kapattım. Kaydırma tekniğiyle şuraya kayıyorum. Yine aynı şekilde hanımlar eksiltmeye devam edelim. Yine bakın şuraya bir. Bir ileriye bir. İkisini bir kapattım. Sadece eksiltmeyi bu taraftan yapıyoruz hanımlar. Kesinlikle ortalarda veya diğer kenarlarda yapmayalım. Hanımlar bakın 1, 2, 3, 4, 5 bununla beraber 5 sıra oluyor. Şimdi bununla beraber 5 sıra daha yapalım. 5 sıradan sonra lifimiz bitiyor. Mantığımız hep aynı. Gereksiz videoyu uzatmak istemiyorum. Bakın şurada tek, yani sıramızın başında eksiltmeyi yapıyoruz. Diğer taraflarda her yuvanın içine birer tane fıstık dolgusu yaparak
bitiriyoruz. Ben aynı şekilde 5 sıra daha yapıp geliyorum. Bu sıramla beraber 5 sıra daha yapıp geliyorum. Hanımlar, bu şekilde lifimi bitirdim. Gördüğünüz gibi yeşil olan bu şekilde bu kadar uzunlukta yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra. Toplamdan şuradan sayarsak 9 sıramız oluştu. Lifimin arkası ve önü aynı şekilde oldu. Şimdi ipimi koparmadan, dilerseniz bu şekilde de koparabilirsiniz. Lakin ben bu şekilde koparmak istemedim. Bir zincir. Bu şekilde sık iğne, iki zincir. Bir veya iki zincir çekerek bu şekilde kenar tığlamasını yapalım. Bakın, bazı yerlerde bir, bazı yerlerde iki tane zincir çekiyorum. Toplanma olmayacak şekilde elinizin ayarına göre kenarını yapıp gelelim. Hanımlar, bu şekilde lifimin sonuna geldim. Kenarını da bu şekilde yaptım. Dilerseniz yapmazsınız da çok çok önemli değil. Burası boş kaldı hanımlar. Oraya da küçük bir süsleme yaptım. Bu şekilde puf çiçeklerimi yaptım. Puf çiçekler kanalımda mevcut yapılışı. Şuradan hemen bakın orta kısmından şöyle tığımı batırdım. Şurayı alarak bakın aldım. Bu şekilde çiçeklerimi içinden geçirdim. Bu şekilde süslemesini yapmış oldum. Hanımlar, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.